Merhabalar sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanı'nın LGS sınavı için yaptığı açıklamalardan sonra bizim bu konuyla ilgili ne düşündüğümüzü size anlatabilmek için bir video çekme kararı aldım. Bu karar neticesinde bu videoya başladım. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Bu konuya COVID-19 virüsü sürecinin ülkemizde nasıl yönetildiğini düşündüğümü anlatarak başlamak istiyorum. Öncelikle kişisel görüşlerimi anlatacağım. Sonra ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı anlatacağım. Çok kısa video olmayacak. Açık söylemek gerekirse ülkemizde bu sürecin çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Neden derseniz birkaç örnekle anlatmak isteyeyim size. Devlet halka şeffaf bir yüz göstermiyor. Yani manipülatif bir yaklaşım sergiliyor. Belki galyandan korkuyor, belki insanların paniğe yol açmasından korkuyor, belki başka sebepleri var. İnandıkları yöntem bu. Bunu nereden anlıyorsun derseniz, şöyle söyleyebilirim. Ligler önce bir hafta seyircisiz oynandı maçlar. Ondan sonraki zamanda ligler ertelendi. Bu süreçte Galatasaray takımının başkanı ligin acilen ertelenmesini istedi. Bazı futbolcular da acilen ertelenmesini istediler. Gazetede çıkan haberlerde gazeteciler dahil yetkili maçların oynanmasına karar veren kişiler dahil bu konuya gerekli ihtimamın gösterilmediğini fark edeceksiniz. Neticesinde maçlar oynandı. Bugün biliyoruz ki Abdurrahim Albayrak'la Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak hastalığa yakalandı. Şimdi bu süreçte maçların oynanmaması, ertelenmesi için yapılan toplantılarda bu toplantılara başkan yardımcısı, teknik direktör Fatih Terim ve başka insanların da katıldığı toplantılar yapıldı. Şimdi şu an Fatih Terim de hasta. Muhtemelen bu toplantılarda kaptı zaten bu hastalığı. Daha sonra bu Fatih Terim Beşiktaş maçı gibi bir derbi için kampa girdi. Kampta diğer futbolcularla yan yana koyun koyuna yattı. Maçta zaten antrenmanda temas ettiler. Sonra maça çıktılar arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın içerisinde o virüsün olduğu belli. Maç sırasında da Galatasaraylı bir oyuncudan Beşiktaş'a geçmiş de olabilir. İşte biz bunu böyle yayıyoruz. Devlet ciddi bir önlem alması gerektiğini düşünüp masaya yumruğunu vurmuyor. Bu konuya sonra bir kere daha geleceğim. Vurmuyor. Bu birinci örneklerden bir tanesiydi. Burada taraftarlık yapmıyorum. Yani bakın nice futbolcularda, nice basketbolcularda, nice çok önemli. Hatta bunlardan çok daha iyi kazanan, çok önemli liglerdeki oyuncularda bu sıkıntı çıktı. Ve yaklaşım belliydi. Euro 2000 ertelendi. Bu kararların alındığı ortamda maçlara devam etmeye çalışmak biraz zor. Yanlış bir karar, zor demeyelim. Sebebi de şu, yayıncı kuruluştan bir para alınıyor. Muhtemelen düşüncem bu. Bu paranın karşılığı da yayın. Yayını açtıramazsanız parayı alamazsınız. Para için can risk ediliyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu olmaya devam ediyor. İkincisi, öğrenim hakkında virüsle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ilk açıklamada öğrenimin 30 Nisan'a kadar ertelendiği, 15 gün ertelendiğiydi yani durdurulduydu. Daha 15 gün dolmadan ilk haftanın sonunda bir açıklama geldi. 30 Mayıs'a kadar biz 30 Nisan'a kadar özür diliyorum. 30 Mart'tı. 30 Nisan'a kadar öğrenimin durdurulduğunu açıkladılar. Şimdi 30 Nisan değil aslında. Öncelikle onu konuşalım. Çünkü 30 Nisan neye geliyor? Perşembe gününe geliyor. 1 Mayıs Cuma'ya geliyor ve 1 Mayıs zaten resmi tatil. O zaman o gün de açılmayacak. Cumartesi, Pazar, 2 ve 3 Mayıs da okul yok. O zaman okullar 4 Mayıs Pazartesi açılıyor. Yani 36 gün gibi gözüken tatil 40 gün aslında arkadaşlar. 40 gün olduğunu bir hatırlatalım. Ve muhtemelen bu süreç içerisinde yine bir erteleme, bir genişletme daha gelebilir. Yani şu an konuşulan cümlelerin nihai olduğunu düşünmek yanlış. Hangi tarafa doğru gidecek bizim hastalık, yani ulusal anlamda hastalık serüvenimiz belli değil. Çin'deki gibi bütün eğitim hayatının bir yıl ertelenmesi, askıya alınması da söz konusu olabilir.
Yani İran'da neler oluyor, İtalya'da neler oluyor? Yani biz bunu ne kadar sağlıklı atlatacağız bilmiyoruz. O yüzden süreci sakin sakin değerlendirmek gerekecek. Ama bu arada yapılan yanlışları görmek lazım. Çünkü virüsü yaymamızda ya da daha kötü kondisyonda olmamızdaki sebeplerden bir tanesi bunlar. İkinci ilginç noktalardan bir tanesi de şu arkadaş. Ha, şu önemli ilgili şu cümleyi de söyleyeyim. Yani önce 15 gün, sonra bir 30 gün daha, sonra yani bunu baştan yani söylemiyorlar. Kademeli. Yani tepkiyi azaltmak için bizleri konuyu sindirmemizi ya da koşullanmamızı sağlamak için herhalde böyle yapmaya çalışıyorlar ama bu yanlış arkadaşlar bence. Devlet bizden kendi olağanüstü halimizi ilan etmemizi istiyor. Bunu neden istiyor anlamadım. Çünkü kendi böyle bir yani hakkı varken, kendi elinde böyle bir yapma imtiyazı varken bunu bana niye yaptırıyor? Kişilere niye bağlı kalıyor? Hadi ben bilinçliyim yapıyorum. Ya dışarıda gezenler, ya piknik yapmaya çalışanlar, ya o sürekli evde sıkıldığı için dışarıda gezmeye çalışan risk grubundaki yaşlı insanlar. Onlara da akıl anlatam şey anlatamıyoruz. Söz geçiremiyoruz. Neden bunu bizim yorumumuza bırakıyorsun ki? O hali ilan et. Ve biz sokağa çıkma yasağını ilan et. Önemli şeylerini, önlemlerini önceden al. Böylece hastalık yayılmasın. Bunun sorumluluğu sende. Bunun sorumluluğu vatandaşların omzuna koyamazsın. Ha, yine parayla ilgili sıkıntı var gibi gözüküyor. Nasıl ki para yani o hali ilan edip ödenek çıkartmak zorunda kalmaktansa ödenek çıkartmamayı tercih ediyorlar. Ama burada şöyle bir yanlış var. Bakanın ağzından çıkan bir açıklamanın neye mal olduğunu anlamak lazım. Şimdi birkaç soru da soruldu. O sorulara da açık seçik cevap verdiğini söyledi ama kesinlikle açık seçik cevap vermedi. Yani kaçınarak cevap verdi. İnsanların hayatlarıyla oynamış oldu. Oradaki düzgün durma işi yüzünden. Bunu anlatacağım şimdi size. Şöyle düşünelim. Okullar ertelendi. Peki o zaman servis şoförü ne yapacak? Diyelim servis şoförü arabasını aldı ama arabasını borçlu aldı, banka kredisiyle aldı. Banka kredisi ödeyecek. Veya adamın kirası var ve geçirmesi lazım. Yani hali hazırda parası da olmadığını düşünebiliriz. Aylık gelen paraya çalışmasına bel bağlıyor olabilir. Bu durumda arkadaşlar servis şoförü ne yapacak? Bunu soralım. Özel okul sahibi şimdi okulu adamın özel okulu var, öğrencileri var. Özel okul sahibi ne yapsın? Şimdi öğrenciler okula gitmiyorlar. O zaman paralarını ödemesinler. O zaman bu okul sahipleri batacak. Yapacak bir şey yok yani. Benim gibi özel kurs sahipleri ne yapsın? Onlar da o zaman batacak veya çok büyük risk altına girecek. Öğretmenler ne yapsın? Özel sektörde veya devlette çalışan sözleşmeli öğretmenler var. Onlar para alamıyor şu an. Onlar nasıl yaşayacak? Bununla ilgili bir regülasyon, bir düzenleme maalesef yok. Sadece siz kendi önlemlerinizi alın, canınızı düşünün, dışarı çıkmayın deniyor. Ama bu önlemi devlet almalı. O yoksa devlet olmanın, bu kadar çok bakanlığa sahip olmanın, bu kadar çok yetkiye sahip olmanın ne anlamı var? Bunu merak ediyorum. Şimdi bir unsur daha söylemek istersem, notlarımdan bakarak devam ediyorum. Devletimizin yine aciz kaldığı noktalardan bir tanesinin de yurt dışından ülkeye girişler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hastalık bize diğer ülkelere göre daha geç uğradı. Öyle gözüküyor. Ama çok daha erkenden Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan açıklamalarda ya da ülkeler arası açıklamalarda bunlar belliydi. Bazı olaylar belliydi. Maske sıkıntısı çekileceği de belliydi. İlaç sıkıntısı çekileceği de belliydi. Tedarik zincirinin hastanelerde böyle bir sıkıntı olacağı da belliydi. Şimdi hastanede yani sağlık personeli ve doktorun elinde maske olmadığından konuşuluyor. Buna bu kadar gafil bir ülke yakalanmaz, bir ülke yönetimi yakalanmaz. Bu kötü yönetimin göstergesi arkadaşlar. Çok net bu. Şimdi ülkeye girişlerde de aynısı sergilendi. Bizim bir tane Çinli öğrencimiz var. Kendisi çok başarılı bir öğrenci. 3 yıldır, bu sene 4. yıl herhalde Türkiye'de. Dolayısıyla bu öğrencinin yaşantısı Türkiye'de olduğu için Çin'deydi 15 tatilde. Olaylar patlayınca annesi akıllık yapıp bir hafta erken alıp yoksa kapanır uçuşlar ertelenir diye düşünüp geri vermiş Türkiye'ye.
Böyle bir ateşini kontrol etmişler arkadaşlar, sadece ateş var mı yok, gir içeri demişler. Yani ateş ilk gözüktüğü zaman olmuyor. Artı şu an herkes konuşuyor değil mi? Artı bazı insanlar bunu hafif anlamadan atlatıyor. Yani ama bu hastalığın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu bir karantina süreci 14 gün kenarda uygula, yok bu da yok. Ya yok, devlet bunu yapmıyor. Saldı içeri bu insanları. Şansa bizim öğrencimiz hasta değil. Ama şansa değil. Yani o da bilmiyor da olabilirdi kendini geldiğinde. Sağlıklı, çok uzun zaman geçti üzerinden, sıkıntılı olmadığını biliyorum arkadaşlar ben. Bunun dışında bizim İranlı bir öğretmenimiz var. Çocukları da, iki tane çocuğu da bizde öğrenci. O da İran'a gitti. Yine ucu ucuna girdi ülkeye. O da olduğu gibi girdi. Hatta ucundan girdim diye de çok sevinçliydi. Şunu demeye çalışıyorum. Yani bizim kursumuzda da vardı böyle insanlar. Bu ülkelere gidip gelen, gidip geldiği sırada hastalık kapmış olabilecek. Çünkü biz yerimizde durağan olduğumuza göre hastalığın bize gelmesi gerekiyordu. Nasıl gelecekti? Bu gibi gidip gelen insanların kontrolsüz geçişleri sırasında gelebilirdi. Yani şöyle düşünelim. Bu öğrencilerimizden ya da hocamızdan bir tanesinin bu hastalığı getirdiğini, bana ya da sınıf arkadaşlarından bir tanesi bulaştırdığını düşündüğümüzde bu suç nerede olması lazım? Yani kimde aranırdı arkadaşlar? Bence bu yetersizlik devletin almadığı önlemlerde aranırdı. Neden bu önlemleri almadığı ile ilgili de bazı fikirlerim var tabii. Çünkü şimdi bizim evlerde durmamızın sebebi kendimizi korumanın yanı sıra bu hastalığa kademeli yakalanma sürecindeki hastanelerin doluluk oranının sabitlenmesi, belli bir şeyi aşmaması bekleniyor. Çok hastanemiz var diye düşünülüyor ama nüfusumuz inanılmaz fazla. Özellikle İstanbul çok büyük metropol. Burada salgın çok hızlı yayılabilir ve hastanelere insanlar hücum ederse o zaman oradan hastanelerin kapasitesi, oradaki insanların başvurusunu kaldıramayabilir. Bu yüzden bunu engellemek için yani karantina hem hastalığın bize ulaşmasını hem de bizim başka insanlara ulaşmamızı engelliyor hastaysak. Dolayısıyla yani sayıyı kontamine ediyor, sayıyı azaltıyor. Bu noktada işe yarıyor. Zaten devletin yaptığı yaklaşımlardan gözüküyor ki herkes bu hastalığı öyle ya da böyle kapacak. İşte 10 kişiden bir tanesi ölecekse ölecek. Hani kim ölecek? Allah bize vermesin, size vermesin, yakınlarımıza vermesin inşallah da birisi ölecek diyorlar. Yani başka bir şey yok. Hani yapılan bir yaklaşım yok. Bunu her açıklamadan ya da alınmayan önlemden anlayabiliriz. Dolayısıyla başımıza geleceği yaşayacağız gibi duruyor. Bu hastalık korona virüsü ile kuş gribini karşılaştırsaydı kuş gribinin %60 öldürme oranı vardı. Eğer bulaşıyorsa %60 öldürüyordu ama bulaşması biraz daha zordu. Şimdi bu koronavirüsü COVID-19 inanılmaz hızlı bulaşıyor. Yani bulaşı çok güçlü. Ama öldürme yüzdeleri düşük. O yüzden diyorlar ki hani bu tüm insanlığa değecek. Artık hani bize aşı yapılır. Hastalık olmadan önce vücudumuz o mikropla bir tanışır ki bir daha bu hastalık mikrobu geldiğinde elesin. Şimdi vücutlarımız, bağışıklık sistemimiz bu hastalığı tanıyacak hale gelsin. İnsanlar bu hastalığı normal bir şeymiş gibi atlatsın. İlk defa yaşadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. İkinci de yaşamayacağız tanıdıktan sonra. O yüzden aşina olacağımız hale gelmemiz bekleniyor. Başka da bir şey değil. Şimdi yine yurt dışı girişler için asıl söylemek istediğim umreciler arkadaşlar. Umreciler büyük sıkıntı benim açımdan. Çünkü 3 tane sebep sıralayacağım. Bunlardan bir tanesi bu arkadaşların yurt dışına gidip yurt dışından hastalığı bulup ülkeye getiren, yani taşıyıcı olmaları, getiren insanlar olmaları. Şimdi burada umreciler derken iş seyahatine gidenleri de çok fazla, yani aynı fark etmez. Yani dini vecibe yerine getirmekle iş seyahati benim için farkı yok yani. Veya tatil yine benim için hiçbir farkı yok. Ama umrenin yapıldığı ülkeler, yani ülkeye gidiş çıkılan il, yani çıkılan yurt dışına çıkılan ülke, hastalıkların olduğu ülke. Ayrıca umrenin gidildiği yer dünyanın her yerinden insanın geldiği bir yer. Yani bir network ağı, yani ağın merkezi orada buluşuluyor. Yani oraya A ülkesinden birisi hastalığı getirip bütün her yere veriyor ve yayıyor. O yüzden burada ilk kapatılması ya da ilk yapılması, engellenmesi gereken şey umre gibi bir şeydi.
ama engellenmedi. Şimdi buradaki şunu söyleyebiliriz ki Umre çeşitli insanların, hani yaş grubunda insanların gittiği bir şey ama genellikle daha çok yaşlı insanların gittiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi yaşlılık artık bu dönemde önemli bir noktaya geldi. Yaşlılık hani hassas bir noktada ama ben onu o bağlamda değil ama yaşlı kelimesini kenara koyalım. Bağımsız olarak inatçı kelimesini bir yana koyalım. Bir de dogmatik kelimesini bir kenara koyalım. Bazı insanlarda bu üçü yan yana geliyor. Ve bu üçü yan yana geldiğindeki oluşan kombinasyon aşırı tehlikeli. Çünkü adam yani umreye gidiyor, dini vecibesini yerine getirmek istiyor. Yani kendisini yaradanına yakın hissetmek istiyor. Dolayısıyla kutsal bir şey yaptığını düşünüyor. Bu kutsal bir şey yaptığına göre hastalanmayacağını düşünüyor. Ya da hastalık varsa da Allah'tan diyor. Sıkıntı yok diyor. Şimdi bu pırlanta gibi kafa bizde yok. Yani bizde maalesef yok. Belki o yaşa gelince, belki artık hayatın devinimleriyle uğraşmak yerine hayatın sonuna konsantre olduğumuzda belki biz de böyle mi düşünüyoruz bilmiyorum ama zannetmiyorum ama hani farkındalık çok az bana göre. Kişisel farkındalık çok az. Ve bunu nerede anlıyorsun dersen hani camiler kapatılmış, Allah'ın evi kapatılır mı diye adam bağırınıyor. İçeri gireceğim ben. Açın camiyi diyor. Cami kapatılır mı? Şimdi cami kapatılır mıyı sen mi karar vereceksin yoksa Diyanet mi karar verecek? Adamlar Diyanet oturup düşünüp taşınıp bunu dediğine göre kapatılırmış kardeşim. Ha demek ki sen bu bildiğini zannettiğin şeyi bu kadar bilmiyorsun. Sıkıntı burada. İşte dogmatiklik, inatçılık, yaşlılık burada başlıyor. Yurt dışında arkadaşlar terör eylemleri oluyor ve Müslümanlar üzerinde hani Müslümanların yaptığı kadar Müslümanlara yapılan terör eylemleri de var. Bunların bir kısmı camilerde başlıyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki camiye giden insanların zarar gördüğü pozisyonlar var. Ya da şunu da söyleyebiliriz yine ki yurt dışında yine bir vaka var. Adam hasta olduğunu öğreniyor. Daha sonra tükürüğünü, salyasını süpermarketteki meyvelere, sebzelere ve hatta toplu taşıma araçlarının el tutma yerlerine yayıyor. Bunu da çekip yayınlıyor. Şimdi buna benzer vaka ne zaman olmuştu hatırlar mısınız arkadaşlar? AIDS vakası çıktığında inanılmaz tehlikeliydi. O da yine AIDS'in en başında insanlar bilmezken. AIDS olduğunu öğrenen insanlar ne yapıyordu? Hani partilerde kendine batırdıkları şırıngayı size batırıyorlardı. Siz de AIDS oluyordunuz artık. Ne furya çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Aman gitmeyin, akşam bir yerde kalmayın, birisi gelir bir şey batırır. Aynı bunun aynısı. Demek ki bazı insanlar kendileri yandıysa sizin de yanmanızı isteyebilir. O zaman bu niye okulda olmasın, niye camide olmasın? Ben hastalığı yakalandıktan sonra o zaman diğer insanlara geçirmeyi düşünebilirim. Ya sen iyi niyetle gidebilirsin, belki ben iyi niyetli değilim. Dolayısıyla buranın açık kalmasını sen nasıl isteyebilirsin? Adam isteyebiliyor. Biz okul olarak niye kapatıldık? Bu yüzden bir tane bireyin okula getirip herkesi her haneye yaymasını engellemek için. O yüzden okul da kapatılır, kapatılmalı. Cami de kapatılır, kapatılmalı. Ama belli yerler açık, belli önlemler alınmamışken sadece bunu yaptık. Bir önlem mi değil, bir şey tutacak mı? İnşallah tutar ama hani görüntünün çok iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu konuyu 3 öncülde işledik. İşte bir tanesi umreciler, yurt dışından gelenler yani sadece umreciler değil herhangi bir önlem alınmamış olması. Bir tanesi kendi olağanüstü halimizin kendimizin yapılması, beklenmesi. Bir tanesi de bilgilerin bize manipülatif bir şekilde yavaş yavaş verilmesi. Sayı rakamlarını kıyasladığımızda en vasat yani bu işi en kötü sayılarda götüren ülkelerden bir tanesine gösteren bir eğri var gözüküyor. Bizimki birazcık daha geç başladı. O yüzden hangi ülkenin eğrisine döneceğini göreceğiz ama rakamlarımız öyle çok iyiye gidiyor gibi değil. Daha çünkü hastalığın pikini yapmadığını görüyoruz. Bakalım inşallah ben yanılırım belli konularda. Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde, evde kalma sayesinde bu yayılmaz da kurtuluruz. Ama hani o kadar da çok umudum olduğunu bu konuda söyleyemeyeceğim. Şimdi geldik yapılan açıklama. LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak. Burada ne olacak? Şimdi okullar yani devlet
TRT üzerinden, EBA üzerinden eğitime başladı. Eğitimi ne yapıyor? Yapamadığı eğitimi veriyor. Yani eksik olan Nisan ayının, Mart ayının, Mayıs ayının eğitimini veriyor. Şimdi siz bu 8. sınıf öğrencilerine dediniz ki biz sizi sadece 1. dönemden sınav yapacağız. Şimdi hangi öğrenci bu eğitim materyalinin hangi kısmını dinler, hangi kısmını anlar, hangi kısmına çalışır? Çalışmaz arkadaşlar. Siz sınavda bu olmayacak dediyseniz o zaman eğer bu açıklamayı yapacaksanız o zaman yeni dersleri niye koyuyorsunuz 8'lerle ilgili? Ya da böyle bir angajmanı niye yapıyorsunuz? Bu bilinçsiz bir şey. Ayrıca öğretmenler de yani okul öğretmenleri de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar kendileri içerisinde. Yine bu da bilinçsiz. Çünkü bir şey yok. Tek başlılık bir korelasyon yok. Yani siz şunu yapın, biz bunu yapalım, amaç şu olsun diye bir fikir de ortaya konmamış. Sadece hızlıca böyle mantıklı olduğu düşünülen hızlıca bir iki karar verilmiş durumda ama mantıksız olduğunu göreceğiz. Şimdi bu sene çok özel bir sene. Çünkü zaten 1 milyon 800 bin civarında çocuk giriyor sınava. Normalde 1 milyon civarında girer. Dolayısıyla normaldeki bir öğrencinin bir okulu kazanma şansı neredeyse yarıya indi. Yani %2'deki okul %1'e düşecek. Çünkü aynı sayıda insan alacak. Bu da yani aynı sayıdaki insan eskiden %2 iken artık %1 gibi gözükecek. Dolayısıyla çok daha zor bir sınavın olduğu senede siz sınavı sadece 1. dönemden yaparsanız ne olacak? Gerçekten iyi çocukların kazanamamasına fırsat vereceksiniz. Yani ayrımcılık, ayrımı düzgün yapamayacaksınız. Şansa bağlı bir ayrım olacak. Bu çok acıklı olacak. Bu haksızlık, zaten haksız bir durum olacaktı. Daha haksızlıklara yol açan bir duruma doğru gidecek. Ve galiba koronavirüs oldu. Ne yapalım? Yani bir sağlam bahanemiz var abi. Hani o yüzden oh ne güzel diye düşünülüyor gibi hissetmiyor değilim. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Peki sınav nasıl olacak o zaman? Sınav bu sene 11. sınıfların yani şu anki 11. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu son TEOG sınavı inanılmaz kolay yapıldı. Özellikle yaptılar bunu. 10 sene o sene 17.400 tane birinci oldu. Ama Galatasaray sadece 100 kişi aldı. 17.400'ünün 100 kişisi girerken 17.300'ünün giremediğini birinci oldukları halde çocuklara anlatmak gerekti. Bu nasıl bir anlatıştı belli değil. Bu sene sınavımız kolay olursa atıyorum 200 bin kişi birinci olsun 1 milyon falan hani ben abartıyorum tabii ama o zaman onları nereye yerleştireceksiniz? Yani o kadar sayıdaki insan ancak zaten tüm yerleşecek yani nitelikliye tüm yerleşecek öğrenci sayısını aşıyor bile. O zaman ne olacak arkadaşlar? Çünkü Türkiye'nin %11'i yani 110 bin kişi falan yerleşiyor arkadaşlar. 110 bin kişi, 120 bin kişi belki 140 bin kişi yerleşiyor. Sayı aynı kalacak. Kapasiteyi biraz genişletmeye çalışsalar bile yani daha fazla oynamayacak. O zaman 180 bin, 1 milyon 800 binden 150 bin. Nasıl olacak arkadaşlar? Bunu bir düşünmek lazım. Bu iyi olmaz. Bu sınavın o zaman zor olması gerekecek. Ciddi anlamda zor olması, ayrıcı olması için eğer bu kadar konu olacaksa ayrıntıya düşmeleri lazım. Bunu düşünmek lazım. Yani hemen ders yapalım, hemen açalım, video çekelim, hemen bir Zoom'la ders paylaşalım. Bu bir çözüm değil maalesef. Önce bir yani çocuklara benim sınıfta verdiğim bir örnek var. Ben şişman bir adamım ama yarışta onları geçerim diyorum. Niye? Öğrenler artık. Çünkü onlar ne yöne koşacaklarını bilmiyorlar. Ben ağır giderim ama doğru yöne doğru giderim. Şimdi burada bir yöne doğru gittiğinizi zannetmeniz işe yaramaz. Doğru yöne doğru gittiğinize emin olmak zorundasınız. Ben de onu sağlamaya çalışıyorum. Bu eğitimle ilgili bir faktöre daha bakarsak şuna bakmamız lazım. 9. sınıfa geldiğinde bu çocuklar diyelim ki sınav sonuçları açıklandı. İyi okullar kazandılar. Kabataş kazandılar, Atatürk Fen kazandılar. Allah versin ne kadar güzel okullar. Galatasaray kazandılar, İstanbul Erkek Cağaloğlu ne güzel okullar değil mi? Vefa kazandılar, güzel okullar. Vefa çok güzel bir okul. Bu okulları kazandı bu çocuklar. Ve gönderdiniz siz bu çocukları. Okula gitti. Dediniz ki oradaki hocaya ya biz sadece TEOG yani pardon 8. sınıf 1. dönem biliyoruz. 2. dönem bilmiyoruz biz. Onlar da başınızı okşadı. Aa öyle mi madem çocuğum o zaman biz sana anlatırız diyecek. Öyle bir şey yok. Bu okullara gittiğinizde bu okulların içinden gelenler, adetlerini bilenler bilir ki okullar acımasızdır. Okullar iyileştikçe acımasız olur. Hocalar anlayışsız olur. Kişisel çalışmanın
ve kişisel böyle nizamın önemli olduğu, çok önemli olduğu dönem iyi okullarda yani ortaya çıkmaya başlar ilk olarak iyi okullarda. Dolayısıyla acımasız olacak hocalar. Sen bunu ben bilmiyorum deyince olmayacak. Konu bir anda zınk diye başlayacak. Kaldı ki normalde eğitimi verebilseydik ben bağıra bağıra söylüyordum ki Türkiye'deki en zor kademe geçişi 8 ile 9 arasında. Yani zorluk seviyelerini düşünsek eğer 7. sınıfın zorluk seviyesi üzerinden 20 ise 8 üzerinden 32-33 ise 9 üzerinden 80 falan arkadaşlar. Hani gerçekten çok zor. Bir anda ders sayısı artıyor. Ders içerikleri inanılmaz sertleşiyor. Hocalar anlayışsızlaşıyor. 97, 98, 99 öğrenci ortalamaları yok. 99'luk bir çocuk 85'i, 84'ü, 87'yi tutturursa çok şanslı. İnsanlar 30, 17 almaya başlıyor. Bunlar gerçek. Şimdi bu böyleyken siz dönüp bu okulu bir de ikinci dönemi tamamını kayıp yazıp çocukları göndermeye çalışırsınız. O zaman şunu kabul edin. Biz eğitimi eksik veriyoruz. O zaman burada bir dönem ara vereceğiz ya da yazın şunu. Yok arkadaşlar böyle açıklamalar yok. Hani etraflı bir düşünce düşünülmüşlük yok burada. Bu eksikliği tamamen yaşıyoruz. Burada anahtar branş da matematik arkadaşlar. Hem sınavdaki seçkiye karar verecek en sert branş matematik. Hem de 9'a geçtiğinizdeki en sert branş matematik. Hem de üniversiteye girerken sayısal ve eşit ağırlık ciddi en ciddi bölümlerde 80 soruyla en çok katılımı veren yine matematik. Yani matematik buradaki en önemli branş. Buradaki en önemli branş. Sınav sonucuna, çünkü LGS sonucunda en çok şey olan, belirleyici katkı yapan matematik oluyor. Ve 9'da da çocukların en çok yırtılmasını sağlayan konu bu. Aynı şekilde fiziği anlamayan insanın hiç geometrisi olmamasından, hiç matematiği olmamasından oluyor. Yani sayısal konuların tamamının kopuşu bir anda, bir anda insanların eşit ağırlık, sözele, dile yönlenmesi 9'da 10'da burada başlıyor arkadaşlar. Bu düşüncesizlikten sonra başlıyor. O yüzden buradaki anahtar branşın matematik olduğunu size hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi devam etmek istersem yavaş yavaş bizim de ne yapacağımızı söyleyelim. Ama önce şunu söyleyeceğim. TRT'deki muhabir hayat eve sığar, hayat eve sığar deyip duruyor. Şimdi niye bu kadar çok tekrar ediyor onu bilmiyorum. Zannedersem sevimli gözükmek istiyor belli zümreleri. Hayat eve sığar ama kimin için sığar? Arkadaşlar hayat eğer paranız hesabınıza yatıyorsa, eğer polisseniz, askerseniz, devlet memuruysanız, belki atanmış öğretmenseniz hayat eve sığıyor. Eğer çocuğunuza ihtiyacı olduğu gıdayı alabiliyorsanız, dezenfektanı şu an alabiliyorsanız, ilacı alabiliyorsanız, değil mi? O zaman hayat eve sığıyor. Ev kendinizse, eğer bir şeyleri ödeyebiliyorsanız hayat eve sığıyor. Ama değilse arkadaşlar, eğer evinde bir adamın eksik varsa, hayatından korksa bile dışarı çıkmak zorunda. O zaman hayat kimin hayat eve sığıyor biliyor musun arkadaşlar? O kadar tuzu kuru olanın hayat eve sığıyor. Herkes evde kalmaya ya da bunu evde geçirmeyi istiyor olabilir ama beceremez. Şahsen benim adıma ben uzun zamandır böyle bir evde kaldığım zamana ihtiyacım vardı. O kadar yorucu bir 5 yıl geçirdim ki ben bunu tatil bile görebilirim eğer hani tehlikeleri göz ardı etsem, ama benim için öyle değil arkadaşlar. Değil. Çünkü neden değil? Adamın bir tane cümlesiyle herkesin hayatı değişti. İşte şu an okul sahipleri, kurs sahipleri, servisçiler, belki benim hatırlamadığım yayıncılar derken arkadaşlar her sene kitaplardan konu çıkarttılar, onu eklediler, şunu yaptılar. Adamlar zaten kaç yıldır ızdırap çekiyorlar. İşte bu sene de sınavlar yapılıyor değil mi arkadaşlar? Bütün adamlar, geçen gün gezegen sınavı yapıldı. 707 bin kişi girdi. Çok ciddi bir, bu kadar yüksek sayılı sınavları zor buluyoruz. Ücretsiz yaptılar. O yüzden oldu bu. Ama 707 bin kişi girdi. Ya bu kadar sınavı basıyorsunuz siz. 100 bin, 50 bin, 700 bin sayıyı bilmeden. Sonra bunu satıyorsunuz. Bizim gibi kurs sahiplerine. Biz de bu sınavı sizlere uyguluyoruz. Siz bize geliyorsunuz. Bunu diyorum ki sayı veriyorum. 200 tane bana yolla diyorum. Ben bunu burada yapıyorum. Ondan sonra sınav sonuçlarınızı topluyorum. Ben gönderiyorum, değerlendiriyoruz. Size sonuçları veriyoruz falan. Bunun için ön hazırlık lazım. Yani bu senenin ikinci dönemin sınavları çoktan basıldı arkadaşlar. Yani bunu adamlar dur konuları işleyelim diye beklemiyorlar. Dağıtıldı.
Şimdi bu bakan dedi ki biz sadece birinci dönemden yapacağız. Peki ne olacak bu basılan kitapçıklar? Çöp. Satsan satılmaz çünkü. Ya atarsın. Adamın deposu var olacak ki bunları saklayacak bir de bozulmadan, işte şişmeden kağıtlar, hala satılabilir kalacak şey. Bunlar çok zor şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir cümleyle bir sürü insanın hayatı kaydı. Bakan da bize kendi önlemlerimizi kendimize almamızı önerdi. Onun yerine şöyle demesi lazımdı bana göre. Masayı vuruyorum kardeşim yumruğumu. Çok riskli bir dönemdeyiz. Vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını da yasaklıyoruz. Ailelerden bir sorumlu kişi, aile reisi sokağa çıkabilir. O da nasıl olur? Mahalli idari amirliklerden izin alır, polislerden, zabıtadan. Ne için izin alır? Zaruri durumlar için izin alır. Örneğin eczaneye gitmek için izin alır. Veya süpermarkete gitmek için izin alır. Bunun için izin sırasında da arar burayı, polisi mesela. Orası der ki bakkala gideceğim ben. O elindeki listeye bakar polis. Der ki abi saat 2'de boşluk var, o zaman 2'de gideceksin. Yani sayıları düzenler. Böylece bir saat içerisinde bir yere polis en fazla 100 kişi yönlendirir. Eğer oranın istihbarat haddi 100 ise, aynı anda izin verilen metrekareye göre 20 ise 20 kişi. Buna dikkat ederek, bu sayıya dikkat ederek böyle bir yani bu işi yapacaksa bunu yaparlar. Böylece kontrollü gruplu gruplar, insanlar yolda birbirine temas etmek zorunda kalmadan, bir mekan içerisinde sıkışmak zorunda kalmadan insanlar belli yerlere gönderilip çekilebilir. Hatta bu insanlardan bir tanesi hasta olarak yakalanırsa gittiği süpermarkette yaptığı yerden kimlere değdiği kontrol edilip o insanlar da hızlı bir şekilde karantinaya alınabilir. Bence böyle yapılması lazım. Bunun için o birisinin yumruğu koyması lazım. Hayatın bir süre duracağını bilmesi lazım. Ne yapıldı arkadaşlar yabancı ülkelerde? Direkt iş yerini kapatan insanlara hemen yardımlar, fonlar çıkartıldı. Bizim ülke bunu yapmak istemiyor. Fon çıkartmak istemiyor. Güya erteleme kelimeleri geçiyor. O da şu, yani parayı ben senden yine alacağım ama sonra alacağım. Sen parayı kazanacağım mı kazanmayacağım mı belli değil. Maaşları şeyinde varsa öde diyor. Şimdi sen kazanma, ben de seni borçlu sayayım, ödemeye de devam et ama diyor. Şimdi bu mümkün mü? Bence mümkün değil. Yani bence boşa gazel okuyorlar. Hiç sıkıntı değil. İnsanlar batar çıkar, ben batarım. Benim dayanırım 100 bin, 200 bin, 300 bindir. Birisinin dayanırı 500 bin, 1 milyondur. Birisinin dayanır 5 milyondur. Ama bir yerden sonra insanlar kendilerini korumak zorunda kalacaklar. Hayatın durma noktasına geldiği bir yer olacak. Ama onun yerine devlet şunu yapabilirdi. Arkadaşlar ben yardım yapıyorum. Fiyatları donduruyorum. Şuradaki işte marketlerden bu işlemler yapılacak. Gider Migros'la, Şok'la, A101'le onunla bununla anlaşır. Eczanelerle konuşur. Şunu yapar, bunu yapar. Ve buna bir regülasyon getirebilirdi. Ondan sonra derdi ki kiracılar kira ödemeyin. Vergileri 3 ay almıyorum. SGK için ödeme 3 ay istemiyoruz. Ondan sonra derdi ki kirayı siz ödemeyin. Kiracısı olanlara da derdi ki biz size yardım yapıyoruz. Onları da düşünürdü. Yani devlet burada elini taşın altına, eğer bu iş gerçekten dedikleri kadar bir aysa koyar değil mi? Koymuyor. Neden koymuyor? Bir aydan uzunsa da o zaman ona göre bir politikaya gitmemiz lazım değil mi? Kendimizi anlamamız lazım. Yani çok kötü. Biz yani ben bu süreçte Covid-19'un ulaşılamayan hedeflerin de bahanesi olmasından korkuyorum. Maalesef ki ben yanlış meslek seçmişim. Politikacı olmak lazımmış. Bir gün A, bir gün öbürsü gün B deme ihtimali doğuyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu arkadaşların ağzından çıkan laflara inanamıyorum, güvenemiyorum. 2 dakikada bir değişiyor çünkü. Siz inanabiliyor musunuz bilmiyorum. Süreç içerisindeki bizim durumumuz ne olacak? Yani kursların durumu ne olacak? Onun dışında okulların durumu ne olacak? Bazı insanların durumu ne olacak belli değil. Artık İşte garanti maaş alan insanlar var ya da durumu iyi olan insanlar var. Aramızda sıkıntı olanlara artık birlik olacağız, destek olacağız herhalde. Tuzu kuru olan, tuzu kuru olmayan idare edecek. Galiba buna dönüyor. Yani devlet diyor ki ben karışmam, siz halledin. Bakalım. Bakalım insanlarımız içerisinde şey kalmış mı? İnsanlık, iyi niyet kalmış mı? Buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar benim bu konuya ilgili şahsi değerlendirmelerim benim. Başka bir şey değil. Şimdi şuna başlayacağız. Biz kurum olarak bunu nasıl değerlendiriyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl yaklaşıyoruz? Nasıl bir çözüm üretiyoruz? Yaklaşımımız ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizlere bazı haberler geliyordur. Online sınavlar varmış. İşte online dersler varmış.
LGS sınavı sadece birinci dönem konularına kadar olacakmış. Bunlar arkadaşlar size geliyorsa inanın bize de geliyor. Çünkü biz zaten kurum sahipleri olarak bu kurum sahiplerinin içinde bulunduğu bazı ağlara, networklerin içindeyiz. Bu haberler önceden bu yazılar bize düşüyor. Dolayısıyla biz size ne söyleyeceğimizi düşünmeden ya da gerçekten neyin olacağına karar vermeden hareket edemeyiz. Örneğin bakanın bu yaptığı açıklamanın değişme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle nereden düşünüyorsun dersen, dershaneler kapatılırken hemen nasıl kapatılamadı, sonra kademeliğe döndü, sonra öyle kalantorlarına böyle sert olanlarına bunların okul olma izni verdikten sonra onları kurtar. Ancak böyle oldu ya bu iş arkadaşlar. Şu anda yanacak insanlar var ve büyük insanlar var. Büyük bir yani bu bir cümleyle çok ciddi sayıda insanı şey attılar, risk altına attılar. Dolayısıyla bu insanların şeylerde yani başka ortamlarda kapalı kapılar arkasında başka zümrelerde yapacağı başvurular, baskılar olacak, tartışmalar olacak. Bunlardan dolayı zaten en mantıklı aklı selim karar da bu değil bana göre. O yüzden bunun değişmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla bir karar vermeden hani böyle anında zınk diye böyle herhangi bir şey yapmak benim fıtratıma uygun değil. O yüzden biraz düşünerek davranıyoruz. Ben ne yaptığımı şimdi size şöyle anlatayım. Online sınavlar var. Ücretsiz bunların bir kısmı. Bunları uygulamaya başladık ama biz ücretleri de uygulayacağız arkadaşlar. Hani biz Özde Bir gibi çok ciddi kurumlar var arkadaşlar ve ciddi sınavlar yapıyorlar. Değerlendirmeyi de merkez üzerinden tamamlıyorlar. Herhangi bir sınav gibi değil, sayısı fazla girişler olacak, yönlendirmesi doğru olacak. Dolayısıyla biz doğru sınavları hani hangi içerik olarak şimdi herhangi bir sınav aç çocuk sınav yaptı diyorsunuz. Siz işin içine sınava girdi mi girdi ama içeriği ne, sorusu doğru mu değil mi bunu bakmıyorsunuz. Buna bakmak gerekiyor arkadaşlar. Biz bu sınavları yönetiyoruz. Her gün bu yayıncı kuruluşlarla ve onların sahiplerle toplantı içerisindeyiz. Bir şeyler yapacağız. İlk olarak Özde Bir ile başlayacağız. Özde Bir üzerinden biz kayıt ettik zaten çocukları. Size şifreleri vereceğiz. Gireceksiniz. Bir gün içerisinde bütün gün açık olacak. İstediğiniz zaman açıp 180 dakika boyunca sınavı yapacaksınız. 180 dakikanın 155 dakika sizin. Demek ki 25 dakikada ara verebiliyorsunuz içerisinde. Bütün şeyleri işaretleyeceksiniz. Hemen cevabı gelecek size. Bize de bütün öğrencilerimiz akşama kadar girdikten sonra bir gün sonra toplu cevap gelecek. Biz de size sınıf sıralamalarını ona göre duyuracağız. Ama şunu konuşmaya çalışıyorum. Biz bunları planlıyoruz. Dolayısıyla bir yerden haber duyup bize hani atıyorsunuz, atın. Atmanızda gözümüzden bir şey kaçmış olabilir. Ama hani bizim bunu görmediğimizi düşünmeyin lütfen. Biz bunu görüyoruzdur. Biz bunu çoktan biliyoruzdur. Bununla ilgili doğru bir yaklaşım yapmaya çalışıyoruzdur. Hani onun farkında olalım lütfen. İkincisi online dersler varmış. Online dersleri biz iki türlü düşünebiliriz. Bir tanesi bir platformda ki bu YouTube zannediliyor. Ben YouTube üzerinden yapıyorum çünkü YouTube'daki kanalımın mottosu yani sloganı eğitimde fırsat eşitliği. Ben buraya koyduğum unsurların diğer çocuklar tarafından da kullanılmasını istiyorum. Çünkü koyduğum içeriğin kalitesinin diğer insanların, diğer hocaların koyduklarından birazcık daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. YouTube çok kötü bir platform değil arkadaşlar. İnsanlar yanlış düşünüyor. Ya YouTube'a attı. Asıl YouTube'a atması zor. Çünkü bu video size geç geliyor. Çünkü ben bu videodan ikinci, üçüncüyü, kaçıncı çektiğimi söylemeyeyim. Çekiyorum. Hatalar oluyor. Bakın eğiliyoruz değil mi? Veya yanlış bir şeyler söylüyoruz. Ya da istediğimizi düzgün şekilde anlatamıyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha çekiyoruz. Şu an 39 dakika olmuş videoda. Siz düşünün ben bundan birkaç tane çekmişim. Sonra bunları çektikten sonra bunları aktarmışım. Aktardıktan sonra bu videoları editlemişim. Ondan sonra renderlamışım. Renderlaması 45 dakika, 1 saat sürecek bu videonun. Hatta daha uzuyor bu. 1,5 saat sürer. Bunun YouTube'a yüklenmesi arkadaşlar tahminen 2,5 saat falan sürer. Çünkü bu dosya büyük bir dosya oldu. Çok ciddi, ciddi büyük bir dosya oldu. Yüksek kaliteli çekim yapıyoruz. Bu çok büyük bir zaman alacak. Bunu kolay zannediyorsunuz. Yani biz YouTube içeriği yaparken ne anlatacağımızı, ne söyleyeceğimizi önceden tasarlıyoruz. Cümlelerimizi söylüyoruz. Sonra anlatmaya başlıyoruz. Yanlış olunca bir daha tekrar ediyoruz. Yani sizin elinize gelen o son ürün 4-5 kere denendikten sonra en nezih ürün oluyor. İkinci unsur Zoom gibi, Skype gibi programla online sınıf açıp ders anlatmak. Bu çok kolay. Çünkü Zoom'u açıyorum, çocuklar bağlanıyor, ben kendim oluyorum, konuşuyorum. Hatalar da oluyor ama 2 saat içinde, 1,5 saat içinde iş bitiyor. Yani 2 saat ders anlatıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu çok kolay.
Bunu biz de yapacağız. Yapacağız derken kolaya kaçmak için değil, çocukların evde psikolojisi bozuldu, bizi görsünler, iki konuşalım, çocuklara değelim diye yapacağız. Ama burada size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ilk unsur şu. Okulda sınıftaki çocuğa hakim olamayan adam bilgisayar üzerinden çocuk aynı anda bağlandı diye nasıl hakim olacak? Orada soru sormayan çocuk bilgisayar üzerinden dinleyip niye soru soracak? Bunlar ciddi unsurlar. Yani siz çocuğunuzun gerektiğini yaptığını planladığınızda bu çok yararlı olabilir. O zaman YouTube daha yararlı olur zaten. Çünkü her şey düşünülmüştür. Dolayısıyla burada bir kayıp kesinlikle olacak. Olmayacak değil. İlki bu. Ama çocukların nabzını da tutmak lazım. Sonra bir şey daha bakalım. Biz bir okul değiliz. Bir de okul var. Okul haftada 8 saatten 5 gün 40 saat ders veriyor size. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. 40 saat ders veren okulun size haftalık sunduğu Zoom üzerinden ders saat sayısı kaç? Kaç saat ders anlatılıyor? 40 saate karşı. Benim size 12 saat sunmam lazım. Ben kaç saat koyuyorum? Buna bakmamız lazım. Bir de kendi dersinden şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben iki ders üst üste yaparım. Her zaman ders programımız böyledir biliyorsunuz. 80 dakika ders içerisinde biz 22 tane falan soruya bakarız. Ciddi şekilde soru çözdüğümüz bir gün. 22 tane efektif soru yaparız. Arkadaşlar ben 22 tane soruyu 40 dakikadan daha az bir zamanda anlatıyorum. Hatta bazen 35, bazen 30 dakikada bile anlatıyorum. Yani benim şöyle düşünebiliriz. 1 saatlik dersim 2-2,5 saatlik şeye tekabül ediyor. Sınıf dersine tekabül ediyor YouTube'daki. Dolayısıyla siz, ben YouTube'a 2 saatlik ürün attığımda aslında 5 saatlik ürün atmış oluyorum. 5 kere 60 yani 300 dakikalık. 300 dakikayı 40'a böyle 287, 7,5 saat. Yani 7,5-8 derslik materyali arkadaşlar 2 saat yüklediysem atmış oluyorum. Şimdi kalite ölçümünü böyle yapmak gerekiyor. Bir tanesi daha nezih olduğu için tekrar tekrar dinlemelerde cevap veriyor. Öbürü birazcık daha sıkıntılı ve süreç aksayıcı. Yani çocukların sorduğu sorulara cevap verilmesi, sonradan dinlendiğinde anlaşılması, anlatılan yerin tekrar bulunması konusunda biraz zorluk içeriyor. Ama yine de olumlu yanları var. Lakin Udemy gibi platformların, Coursera gibi programların tamamının daha önceden kayıtlılardan işlemesinin sebebi doğrunun bu olmasına kaynaklanıyor. Bunun dışında farklı fikirlerimiz olabilir ama biz eğitimcilerin fikirleri bu. Hani benim dişçi üzerine ya da askerlik üzerine bir fikir, dişçilik üzerine, askerlik üzerine bir fikrim olsa da askerliği yapan adamın benden daha iyi bilmesi gibi eğitim üzerine de ben bu konuda kendimi de öncü insanlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. O yüzden en çok bilenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden beni takip etmeniz lazım. Benim sizi değil arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu süreç başladığında biz kurumu kapattık. Kurumu kapatırken ödemelerin bir belli bir boyutunu alamadık. Ondan sonra bunun dışında bundan sonra da alamayacağız. Ama maaşları yatırmamız bekleniyor. Yani çok fantezi bir durum. Kirayı yatırmamız bekleniyor. Faturaları yatırmamız gerekiyor. Dün bir haber var. TRT Haber'de nasıl güldüm? Böyle kırmızı bantla geçti. Elektriğe 3 ay zam yok. Sanki her ay zam bekliyor. Elektrik idaresi nasıl bir idare olduysa kafası artık her ay zam yapacak bize. Her ay zam, her ay zam. Ya abi elektriğe zaten zam olmaması lazım normal bir ülkede. Zaten yeni yani siz bu elektriğe zaten 3 katına çıkarttınız fiyatını yeni daha bir sene içerisinde. Daha ne zamını düşünüyorsun sen? Bu haberi insana mutluluk verecek bir şeymiş gibi sunmanın manası ne? Şimdi ülke bu duruma gelmiş durumda arkadaşlar. Benim ödemeleri yapmam bekleniyor. Ve ben bu durumda devam edememe riskini göze al. Yani riskiyle kafa kafayayım. Bunu zaten anlatacağım size. Ama ben bu durumda ne yaptım? Gittim arkadaşlar 4 tane tablet satın aldım. Yani buna çok ciddi bir yatırım. Tablet derken öyle kalemli biraz pahalı olanlardan arkadaşlar. 4 tane aldım. İlk yatırımımız bu. Sonra bu 4 tableti aldım eve getirdim. 4 tabletin içerisine ders anlatılması için paralı programlar almak gerekiyor. Bunların hepsini satın aldım arkadaşlar. Sonra bunları yükledim, konfigüre ettim. Birbirleriyle çalışacak şekilde ilişkilendirmeleri kurdum. Geceleri saatlerce uyumadım. Ondan sonra hocalarla toplantıya çağırdım hocaları. Hocalara bunun nasıl kullanıldığını anlattım. Ondan sonra online dersin nasıl anlatıldığını biz size şu an online dersi bizim bu hazırlığı yapmamızdan dolayı veriyoruz. Öyle herkes bir anda online sınıfı bak o çok kolay. Kamera aç, önüne geç, anlat. Gerçekten kolay bir şey. Ama bunun hazırlanması, bunun yansıtılması, bunun kullanılması o kadar kolay değil. Sonra bu programın özellikle biz YouTube gibi yaptığımızda bir programla önce aktarılması, sonra editlenmesi, renderlanması ve yüklenmesi var bu süreçleri ve daha sonra da başlıkların ve anahtar kelimelerin işlenmesi var.
Bu o kadar uzun bir iş ki arkadaşlar tahmininizden. Hani biz bir saatlik bir şey için eğitim için belki 4-4,5 saat harcıyoruz, 5 saat harcıyoruz. Gecemiz gündüzümüze karıştı. O yüzden arkadaşlar siz rica ediyorum. Yani bizi de tanıyorsunuz uzun yıllardır. Bizi takip edin, bizi izleyin. Ne yapıyorsak doğru yapmaya çalışıyoruzdur. Bu kadar emeği doğru yere vermeye çalışıyoruzdur. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi ne yaptık bununla ilgili onu konuşalım. Zaten bu işlem başladığından itibaren bakanın açıklamalarını tahmin ettiğimizden dolayı biz eğitimde bir geri dönüş yaptık. Geri dönüş yaparken ben tabii ki bilinç döneme kadar olduğunu düşünmedim ama şu an anlatılan konulara kadardır diye tahmin ettim. Ben hatta çocuklarınıza attığım videolarda bilinç dönem konularının yani dördüncü konudan başlayarak işte olasılık, üçgenler, yani Pisagor, açı kenar ilişkileri, yardımcı elemanlar, yükseklik, açı ortay, kenar ortay bunları anlatan programları yükledik arkadaşlar. Şu anda cebirsel ifadeleri yapıyorduk. Şimdi geriye doğru artık bilinç dönem dediği için bunu ebobekok, çarpanlar, katlar, üslü sayılar, köklü sayılar ve olasılıkla daha yani yapan bir sadece bu kısmı yapan bir bölüme dönüşeceğiz. Yani ilerlemeyeceğiz maalesef. Neden böyle yapacağız? Çünkü açıklamalara göre en mantıklısını yapmaya çalışacağız. Ama ben burada sadece açıklamaya göre davranamam. Kafamda şu var. Bu basiretsiz açıklamanın sonucunun ne olacağını düşünüyorum. Bunun değişebileceğini düşünüyorum. O zaman kafamdaki iki senaryoya göre yapıyorum. Diyorum ki açıklamaya göre yapacaksam ben çocuklarıma bu sınava kadarlık kısmı anlatacağım. Sonra yani sınavı tekrar tekrar birinci dönemi tekrar yapacağız. Sınava iyi girelim diye. Bu güzel. Sonra ne? Yazında o zaman bir plan planlamak gerekecek ki çocukların kaybını yok edip 9. sınıfa entegre etmek. Biz normal dönemi okuduğumuz zaman bunu beceremiyorduk. Şimdi bunu nasıl becereceğiz bilmiyorum. Bizim de tatilimiz de yandı. Şimdi burada eve kapandık. Tatilimiz de yandı. Şimdi hem ödemelere geliyor konu durmadan ama ödemelere devam edeceğiz. Borçlanacağız ya da erteleyeceğiz. Yazın açıldı. Peki biz yazın para mı kazanacağız? Ya da açılır açılmaz işler bir anda tıkırına mı dönecek? Herkes çökmüş. Hayır olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar hem tatilimiz yandı hem kurum çok büyük risk, kurumlar çok büyük riske girdi. Ben tatili o yüzden yapamıyorum. Evde çünkü annem bilsem ki annem sağlıklı, babam sağlıklı, eşim sağlıklı, eşimin annesi sağlıklı. Bu bana yeter diyeceğim ama işte ne oluyor? Endişeden bakın sakallarımız beyazladı, uyuyamıyoruz, kurdeşen döküyoruz. Çünkü emin değiliz süreç bize nereye götürüyor. Acaba battık mı, çıktık mı, ülkece yandık mı, söndük mü? Bunu anlayamadığımız için arkadaşlar sıkıntı içerisindeyiz. O zaman bizim yapmaya çalıştığımız şey LGS birinci dönemden sadece olacaksa bunu o süre boyunca tekrar ederken öğrencilerin durumlarına, kalitelerine göre zaten full çıkaran ya da çok iyi çıkan öğrencinin ufak ufak ilerlemesini sağlamaya çalışmamız lazım. Çünkü kararın değişme ihtimali, bence sınavın ertelenme ihtimali olabilir. Küçük bir ihtimalle olsa. Ama ertelenmeyecekse de sınava böyle girdikten sonra da sınavın nasıl yapılacağını yani 9'a geçişin entegrasyon nasıl yapılacağının bir uzman tarafından planlanması lazım. Zaten biz bunu planlıyoruz arkadaşlar. Eğer dediğim ikinci şey olursa yani erteleme gelirse o zaman da bu tekrarlar için harcadığımız ekstra emek boşa gitmiş giden bir zaman olmuş olacak. Yani iki ucu kötü değnek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani vereceğimiz kararın tamamından hani emin olamıyoruz. Şu an en mantıklı kararı verip en mantıklı yerde bulunmaya çalışıyoruz. İki senaryoya da hazırlanmaya çalışıyoruz. Şimdi şu şansımız vardı, onu söyleyelim en azından. Butik bir eğitim kurumu olduğumuz için, butik ve iddialı, Boğaziçi'lilerden oluşan bir kurum olduğumuz için farklı bir yaklaşım gidiyorduk ve özellikle proje sınıflarımız ki çok özel seçiyoruz biliyorsunuz onları. Proje sınıflarımızda dönem başlamadan önce, okul başlamadan, Kasım'dan önce konuları bitirmiştik biz. İkinci, üçüncü tekrarlara düşmüştük. Biz en azından 9'a geçerken diğer öğrencilere göre çok şanslı olacağız. Benim kurumuma kayıtlı öğrenciler olmuş olmanızdan kaynaklı o faydayı 9'da diğer arkadaşlarınız, başka kuruma giden, benzer karnatıyla mezun olan arkadaşlarınızın orada verdiği tepkilerden, sizle aynı okulda verdiği tepkilerden anlayacaksınız. Şimdi ben bazı yönergeler ve size yapılacak şeyler söylüyorum. Söyleyeceğim de. Bundan sonraki evden çalışma yöntemleriyle ilgili, sınav yöntemleriyle ilgili, rehberle ilgili yaklaşımlar ve yeni videolarda çekeceğim.
Ama herkesin benim 100 kişinin de 100'ünde dinlemeyeceğinin farkındayım. 70'i dinlesin, 30'u dinlemesin atıyorum. Dinleyenlerin vardığı yeri de ölçeceğiz. 30 kişiyi dinlemeyip de dediklerimin kaçta kaçının doğru olduğunu gördüğünde onlar ana adam biliyormuş diyecek ki o analar bana yeter. Ben onlar için yapıyorum çünkü bana öbür örnekten de lazım. Her zaman deneyler iki tane yapılır arkadaşlar. Bir tanesi kontrol grubu, bir tanesi de gerçek gruptur. Bana kontrol grubu da lazım. Herkes benim lafı dinlerse olmaz. Birkaç kişinin dinlememesi lazım ki doğru söyleyip söylemediğimizi, eyyamcı olup olmadığımızı anlayalım. Ben kendime güvendiğim için bu kontrol gruplarına da dikkat ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bugünden sonra duyuracağımız arkadaşlar toplantı derslerini şey için yapacağız. Çocukların önce moralini toparlamak için. Ders için de yapacağız tabii ki daha sonra. Eğer uygulanabilir ve düzgün oluyorsa bunları ders içinde teker teker uyguluyor olacağız. Yoğun bir şekilde. Hatta okuldaki hocalarınızdan çok daha efektif ve çok daha fazla olacak. Ama sıkıntı şu. Şimdi sınıfta 12-13 tane öğrenci var, değil mi arkadaşlar? Farklı okullara gidiyorlar. Bir tanesinin hocası diyor ki 12.45'te yapacağız diyor. Bir saat sonra 13.45'e. Öbürü diyor ki 2'de başlayacağız diyor. 3'e kadar. Öbürü demiş ki 5'ten 6'ya kadar. Arkadaşlar 3-4 farklı çocuğun hocasının farklı saatlere eğitim koyması yüzünden ben hiçbir yere koyamıyorum. Yani sabah öğlene koysam öğledeki yanıyor. Öğleden sonra koysam öğleden sonraki yanıyor. Birisi yanıyor. Yani bu Zoom programıyla akşam 8'e ders koyan Nimetullah'da hoca var. Akşam bu akşam bu akşam daha bu akşam 8'de. Bugün ayın kaçıydı? 20 kaçıydı bugün? Bir tane saat lazım. Bak şimdi emin olamadım. Ama şurada mı saatim? Vallahi göremedim. Şuradan bakabiliyormuşum. Evet. Bugün tarih mefhumumuz kalmamış kardeşim. 27 Mart. 28 diyordum az da. 27 Mart arkadaşlar. Bugün Nimetullah'da saat akşam 8'de ders var. Şimdi ben hangi saate koyacağımı, çocukları hangi saate çağıracağımı bilmiyorum ki. Hocam benim dersim var diyor çocuk. Arkadaşlar yani kimden ne beklediğinizi düşünmeniz lazım. Bir de süreci siz kendiniz planlasaydınız istemek çok kolay. Bu verilebilitesine bakmanız lazım. Hani bu mümkün mü? Bu nezih biçimde herkese verilebilir mi? O yüzden arkadaşlar önce bir düşündükten sonra istemek lazım. Biz yapılabilen her şeyi kimse istemeden yapmaya çalışan bir kurumuz. O yüzden buna bir dikkat etmenizi istiyorum. Ayrıca da doğru olan sistemin hani Zoom'u kullanacağız ama YouTube üzerinden doğru yönergelerle, doğru yönlendirmelerle video izleyerek ve oradan soru sorarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz YouTube'a sadece video atmıyoruz arkadaşlar. Onun farkında varmanızı istiyoruz. YouTube'a soruyu, videoyu attığımız testin çözümünü tamamen attıktan sonra sorulara WhatsApp üzerinden cevap vermeye devam ediyoruz. Şimdi bu eğitimde fırsat eşitliği deyip çocuk herkes pardon, herkes yararlansın diye oraya koyduk. Güzel. Çok güzel bir motom da var. Çünkü buna inanıyorum ben. Adım gereği, annemin bana öğrettikleri gereği insanlara yardımcı olmam gerektiğini inanıyorum. Ama arkadaşlar, oradaki çocuk orada soru sorduğunda cevap veriyoruz. Zaten o yüzden çocuklara sorularını YouTube'dan sormalarını istiyorum ki oraya cevap verelim. Aynı soruyu soracak bir dışarıdan bir öğrenci varsa cevabını görsün, o da rahatlasın. Çünkü bir kişi soruyorsa başkası da soruyor olabilir. Eğer bir soru varsa başkası için de sorulmuştur. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında çocuklarınız bize WhatsApp'tan anlamadıklarını atıyor. Fotoğrafı çekiyor, gönderiyor. Biz o fotoğraf üzerinden video çekip çocuklarımıza geri atıyoruz ya da WhatsApp'ta çözüp geri atıyoruz. Yani bu öyle herhangi bir süreç değil arkadaşlar. Herhangi bir süreç kesinlikle değil. Sizin çocuklarınıza biz o videoyu atarken aynı anda diğer kitaptan vereceğimiz ödevin de desteğini ve soru çözümünü WhatsApp'ta veriyoruz. Sizin göremediğiniz, sayamadığınız adette video var. Bunun listesini size isterseniz ben çıkartıp atayım. Bize ekstra iş yükü görmeniz için ama yani bu kantitatif bir analiz de yapılabilir. Kualitatif bir analiz de yapılabilir. Ben bu ikisinin de ne olduğunu bilen bir adam olarak size bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şunu söyleyeyim. Yani burada bir şefin bir gustosu olur. Bu şeyin şefi biziz. Bu geminin dümeninde biz varız. Bunu doğru bir yere bugüne kadar götürdük. Bundan sonra da mümkün mertebe götürürüz. Bu kadar emeği yakmayız. O yüzden içinizi serin tutup müşteri olmanızı rica ediyorum. Kitaplarını alamayanlar var. O kadar zamandır video ve uyarı paylaşım yapıyoruz. Hiçbirini okumamış öğrenciler ve veliler var. Arkadaşım hiçbirini okumadıysan, sevgili veli hiçbirini dinlemediysen suç sende. Şimdi sana nasıl yardımcı olabiliriz? Biz YouTube'a attığımız videoların ya da
WhatsApp'a attığımız videoların PDF şeklini. Eskiden koymuyordum ben PDF'e de dönem artık zorunlu kıldı. İnsanlar zarara giriyor diye. PDF içeriklerini o yüzden de paylaşabileceğim PDF'lerden seçiyorum arkadaşlar. Başkalarının yayınlarına girmemeye çalışıyorum. PDF içeriklerini YouTube'daki videoların linkini atıyoruz. Yani elinde kitap yoksa bile oradakine bastırıp bir printer'dan çıkarttırıp yapabilirsin. Veya en azından bilgisayar ekranından, telefon ekranından kağıdına yazarak yapabilirsin. Bu dönem uzun süreceye benziyor. O yüzden evinize bir tane printer edinmenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak bu. Artı lütfen şeyleri okuyun. Size gönderdiğimiz yazıları okuyun. Bunları okumayıp sonra bizi telefonla arayıp bir saat anlattırmayın. Çünkü artık herkes bize direkt temas edemediği için herkes arayıp bunu yaparsa bizim işimizi yapacak vaktimiz kalmaz. Bizi tatilde zannediyorsunuz. Hayır, normal çalıştığımızdan daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Farkında değilsiniz sadece. Rica ediyorum, siz bizim işimizi kolaylaştırın. Attıklarımızı okuyun ki biz size doğru düzgün bir hizmet verebilelim. Devam edelim. En son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız konu anlatımları diğerlerinden biraz farklı. Hani bazı soru çözümler var. Karekodlarını okutuyorsunuz. Bu sorunun cevabı C'dir. Diyor geçiyor, neden yok, sonuç yok. Şunların toplamı şudur, o yüzden bu C'dir. Niye onların toplamı o yok? Biz çözümlerimizde arkadaşlar konu anlatımı yapıyoruz arada. Şu şurduydu, şundan dolayıydı. Başka bir görüntü geliyor, hatırlatma görüntüleri geliyor bazen. Ondan sonra ispatlar geliyor konu anlatımının içerisinde. Ve bir soruyu 3-4 farklı yönle çözüyoruz. Hangisinin daha doğru ve zaman kazandırıcı olduğunu öğretiyoruz. Test tekniğini bile anlatıyoruz. O yüzden benim soru çözdüklerimi başkalarınkiyle kıyaslamamızı, ben kendiminkini kıyaslamıyorum, kıyaslattırmıyorum da o yüzden istiyorum. O yüzden çok nitelikli bir şey atıyorum oraya. Yani nicelik önemli değil, nitelikli nicelik önemli. Demin de bunu söyledim. Hani kantitatif, kualitatif dedim ya arkadaşlar, sayısal ve niceliksel. Bizim niteliğimiz önemli. Sadece nicelik önemli değil. Çok nitelikli kaynak atmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi takip edin, dediklerimizi yapın. Bunun dışında herhangi bir soru varsa lütfen YouTube'daki yorum bölümüne yazın. Oradan cevaplayalım. Böylece herkes okuyabilirsin. O sorulardaki çıkan ana anlaşılmamış yere göre de gerekiyorsa bir videoda daha çekeceğim. Bugün gün içerisinde çocuklarınızdan okuldaki hocalarının yapacağı saatleri toplamaya çalışarak doğru zaman dilimini seçmeye çalıştığımız bir Zoom sınıfı açma çabamız var. Onu da inşallah gerçekleştiriyoruz. Haberiniz olsun. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hepimiz bu işi çok kısa zamanda atlatırız. Öncelikle sağlıklı, sonra endişesiz, yani psikolojimizi bozmadan, hiçbir sıkıntıya düşmeden. Umarım bu sadece maddi sıkıntıyla kalır. Hepimiz atlatırız arkadaşlar. Bunu söyleyerek konuyu kapatacağım. Tek bir şey eklemem gerekiyor arkadaşlar. Durumu olanlar için söylüyorum bunu. Hani maaşını alabilen insanlar ödemelerini IBAN numaralarından hesaplarımıza yaparsa seviniriz. Daha önceden elden ödemelerini getiren insanlar da yine paylaşacağımız IBAN numaralarını ödemelerini yaparlarsa seviniriz. Çünkü maaş vermek istediğimiz, vermemiz gereken insanlar var, hocalarımız var, çalışanlarımız var, hademimiz var. Onların maaşını ödememiz için sistemin devam ediyor olması lazım. Yani öbür türlü bu işi tek başıma ben yüklenirsem, yani uzun süre yüklenemeyeceğim, aşikar bu kadar eksiği, çok ciddi bir eksiği kaldıramayacağım belli. Ama bir aile olarak bunu böldüğümüzde 100 aile, 150 aile, herkes kendi sorumluluğunu taşıdığında bu taşınabilir bir sorun, çözülebilir bir sorun haline gelebilir. Lütfen sizler de ilginizi, alakanızı esirgemeyin. Biz de gereken çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.